Haberin merkezinden, ATV Haber Merkezi'nden iyi akşamlar. Bugün 14 Haziran 2023 Çarşamba. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan ziyareti dönüşü uçakta konuştu. Asgari ücret ve memur maaşlarına yapılacak artış konusunda. Çalışanlarımızı yine enflasyona ezdirmeyeceğiz dedi. Faiz politikasında ciddi değişime gidildiği yanılgısına da düşürmemesi gerektiğini belirtti Erdoğan. Ben bu noktada burada aynıyım. Hazine ve Maliye Bakanımızın atacağı adımları süratle, rahatlıkla Merkez Bankası'yla beraber atmasını kabullendik dedi. Cümlesi buydu. Erdoğan CHP'de yaşanan değişim tartışması için de konuştu. Kılıçdaroğlu'nun kaptan olarak gemiyi limana sağlam götüreceğim sözlerine. Kılıçdaroğlu ne yaptıysa yaptı zaten. Gemi şu anda bordasından çok kötü çarptı yorumunda bulundu. Ve dış politikaya dair de dikkat çeken mesajları vardı. Enflasyonu nasıl daha önce tek haneli rakamlara indirdiysek inşallah aynısını yine başaracağız. Enflasyonla mücadeleden geri dönüş yok. Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan ziyareti dönüşü uçakta mesaj verdi. Milyonlarca çalışanın heyecanla beklediği asgari ücret ve memur maaşlarına yapılacak artış da gündemindeydi. Elimizden gelen gayreti göstereceğiz, bir an önce kararı vereceğiz dedi. Vatandaşımızı enflasyona ezdirmeme politikamıza sıkı sıkıya bağlıyız. Erdoğan faiz politikalarında değişime gidiliyor eleştirilerine ben aynı noktadayım cevabını verdi. Ama Hazine ve Maliye Bakanımızın şu andaki düşüncesi noktasında atacağı adımları süratle, rahatlıkla Merkez Bankası'yla beraber atmasını kabullendik diye ekledi. Finans sektörümüzü güçlendirmenin gayreti içerisinde olacağız diyen Erdoğan, bankalar noktasında sıkıntımız yok mesajı da verdi. Erdoğan, Merkez Bankası'na atanan ilk kadın başkan Hafize Gaye Erkan hakkında da ilk kez konuştu. Kendisine gerekli olan beklentilerimizi söyledik dedi. Ve CHP'de yaşanan değişim tartışması. Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun kaptan olarak gemiyi limana sağlam götüreceğim açıklaması hatırlatılınca, o partinin ne kaptanıyım ne güverte lostromosuyum, ben AK Parti'nin kaptanıyım, bana AK Parti'yi sorun dedi önce. O açıklamalar içinde kaptan ne yaptıysa yaptı zaten, gemi şu anda bordasından çok kötü çarptı yorumunda bulundu. Bizi ilgilendirmez diye devam etti. 28 Mayıs zaferinin ardından yedili koalisyonda yaşanan krizleri işaret etti. Ortada masa kalmadı, dağıldı iyice dedi. Yeni anayasa çalışmaları içinse evet derlerse biz de muhalefetle niçin anayasa değişikliğine gitmeyelim ifadeleriyle muhalefetin kapısının çalınacağına işaret etti. Muhalefet bu işe evet der mi sorusuna ise maalesef orada çok iyimser değiliz diye yanıt verdi. Erdoğan dış politika mesajlarına ise Ermenistan'la başladı. Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın külliyedeki göreve başlama törenine katılmasını olumlu bulduğunu söyledi. Paşinyan'ın Karabağ dahil Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü tanıyabileceklerine ilişkin ifadeleri içinde önemli bir adım dedi. Erdoğan seçimden sonra Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'in tebrik için aradığını da anlattı. Temmuz'da yapılacak NATO zirvesinde görüşmekten çekinmeyiz mesajı verdi. Sayın Başbakan, bu silahlanmayı bırakın artık. Yani bu silahlanmayla nereye varacaksınız? Durmadan Amerika size bol bol silah veriyor. Bedava verdiği için mi alıyorsunuz? Yoksa para pul istemiyor da böyle mi alıyorsunuz? Herhalde bunları bir konuşuruz dedi. Biz düşmanları çoğaltmak için değil azaltmak için varız diye devam etti. İsveç'in NATO üyeliği içinse ülkedeki terör propagandalarını hatırlatan Erdoğan, bu tablo içerisinde bu işe olumlu yaklaşamayız vurgusunda bulundu. Erdoğan, külliyede yapılan Türkiye-Finlandiya-İsveç daimi ortak mekanizması toplantısını da hatırlattı. Ankara'nın net tavrının altını çizerken NATO zirvesini işaret ederek çok daha farklı bir şey beklemeyin diye ekledi.